Sevgili takipçilerim, İstanbul'dayız, İstanbul'u dolaşıyoruz. Bakın yanımda kim var? Merhabalar. Mehmet Kurt, oyuncu. Evet. Değerli kardeşimiz. Demen abimiz gelmiş Marmarislerden İstanbul'a. Bizler de bir görüştük. Sağ olsun. O eşsiz ve güzel sohbetinden bizleri mahrum bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. Mehmet'im, neler yapıyorsun? Seni takip edenler de, hayranların da duysun. Mehmet Kurt nerede diyenler. Son bir ekranda oynamıştım. Evet, Kemal Sunal rolüydü. Evet, alın. Kemal Sunal'ı canlandırdım Zuhat Bankası'nda. Onun haricinde tiyatrolarım var. Tiyatrolarım haricinde dizi çalışmamız var. Koşturmaca, sanat tepetişlerde var. Ama ben her zaman söylüyorum, ne yaparsanız yapın, ne olursanız olun, Marmaris'te yaşamak büyük bir ayrıcalıktır diyorum yine. Ve her zaman emreliyorum. Evet, hemen biz de her zaman seni misafir etmeye hazırız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu yaz da oraya yine. Mehmet'im, var mı yeni projeler? Şimdi Müfe isimli bir dizi çalışmamız var. İnşallah ete kemiğe bürüldüğü zaman tekrardan sizlerle bunu paylaşmayı çok isterim. Fırsat olursa Demen abimle beraber de orada rol kesmeye heyecanla ve sabırsızlıkla beklerim. İnşallah. Bir de senin bu geri dönüşüm projem var. Tabii. Ondan da bahsetmek ister misin buradan? Efendim, geri dönüşüm yani sıfır atık adlı projem var. Bu projeyi ben eğitim projesi olarak ilkokullarda tiyatro ile, sanat ile çocukları sıkmadan eğlendirerek öğretiyorum. Bunu da belediye destekli yapıyorum. Şimdiki hedefim ise bu işi Marmaris'te yapmak. Marmaris'teki sanatsever belediyelerle anlaşıp oradaki ilkokullarda çocukları bu konuda, sıfır atık konusunda bilinçli bir hale getirmek. Her zaman söylüyorum, en iyi eğitim, en iyi öğretim sıkmadan, sanatla eğlendirerek olan eğitimdir. Biz de buna inanıyoruz. Bu konuda da mücadelemizi veriyoruz zaten. Çocuklar tarafından da çok sevilen birisin. Tabii. Bunu da Ege bölgesinde, Muğla'da, Bodrum'da, Marmaris'te, Fethiye'de biz de size bu projenizi anlatacağız yöneticilerimize. Bunu sergilemek için yardımcı olacağız size. Çok teşekkür ediyorum. Evet, kesinlikle Akasya Durağı'ndan bu yana çocuklar çok seviyor. Yeni nesil, yeni jenerasyon. O yüzden biz de canlı yayın yapmak istiyoruz, evet, onların ayağına gidip. Evet. Onlarla, onların beni izlemesi, tiyatromu izlemesi ve izlerken de çevreye duyarlı hale gelmeleri bizi çok mutlu edecek. Evet, çok teşekkür ederim Mehmet'ciğim. Kısa sohbet için. Ben teşekkür ederim. Sevgili Mehmet Kurt dostumuza, kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Buradan da Muğla yöneticileriyle bu konuyu görüşeceğiz ve destek vereceklerine inanıyorum. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.